Dedim. Olur. Bir de düğünümden önce evden çıkış anımın birkaç fotoğrafı var. Size onlardan göstereceğim. Bu babanız mı? Evet, babam. Siz ağlıyorsunuz. Evet. Babam kuşağımı bağlıyor. Oradaki hanımlar kimler Özge Hanım? Kız kardeşim bir tanesi, bir tanesi de annem. O an neler hissettiğinizi paylaşır mısınız Özge Hanım? Yani hiçbir şeyin farkında değildim herhalde. Herkes öyle oluyor ya, masal gibi böyle her şey film şeridi gibi geçiyor, sonra bir bakmışsın evlisin gibi bir şey oluyor. Yani değil mi, sizin için de aynı şey geçerli değil mi? Ama tabii evden çıkış anı çok en duygusal anlardan biri. Babanız kuşağınızı bağlarken size neler söyledi acaba Özge Hanım? Dış ses beni ağlatmaya çalıştırıyor herhalde. Ağlatmak gibi bir niyetim yok Özge Hanım, sadece gelin evi olarak merak ediyoruz. Babam bir şey söylemedi. Ben bir su alacağım. Duygusallaşan Özge Hanım salondan ayrılıyor. Ben gerçekten çok duygusal bir insanım. Ne zaman onlarla ilgili bir şey anlatsam gözlerim doluyor. Çünkü uzaktalar. En çok annemin zeytinyağlı yaprak sarmasını özledim. Kokusu burnumda tütüyor. Tarifini de aldım gerçi ama ne yaparsam yapayım onunki gibi olmuyor. Babamla ilgili neyini özlediğimi söyleyemem. Çünkü her şeyini çok özlüyorum. Kardeşlerimle ilgili en çok birlikte kahve içmeyi özledim. Hanımlar, baba evin...